Merhaba, San Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili niyeti, niyetleri ve planı, planları neler? Bunlara bakacağız. İki soru doğrultusunda bakalım kartlar abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için neler gösterecek? Ben bu doğrultuda hemen Niyetimi sesli olarak da alıp e, açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle ...uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde... ...en iyi, en doğru bilgileri, kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşayış şeklinde... ...tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm daire ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar... ...ve bu dünyada e, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm daire ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle... ...yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda... Tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpeklere tüm kuşları, tüm daire ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşayış şekillerine, yaşam şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel, temiz niyet, iyi güzel, temiz niyetli, iyi güzel, temiz düşünceli, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, Güzel ahlaklı davranışlar, saygılı davranışlar nasip etsin tüm insanlara. <laughs> e, ve tüm insanların davranışlarını tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm daire ve hayvanlara karşı bu şekilde kılsın. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor. <laughs> böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin. Amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağların ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde... Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağının hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm danlı hayvanların Allah'ın rahmeti, mermeti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, Tüm dünyada tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda. Tüm dünyada tüm her yerde. Evet, odaklanıp seçebilirsiniz. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. isteyen farklı kişiler için farklı desteler dinleyebilir. İsteyen birden fazla deste dinleyebilir. İstiyorsanız hepsini dinleyin ama e, odaklanıp... E, birine çekiliyorsanız, bazen iki taneye birden çekilenler olabiliyor. Duymanız gereken şeyler söz konusu olabilir. Kendinize göre dinleyin. İsteyen hepsinde de dinleyebilir. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Şimdi aklınızdaki kişinin bu sizinle ilgili niyeti. Açıya bir bakmam lazım. Burası da sizinle ilgili bu kişinin planları. gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi birinci desteği seçenlere abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili niyetine baktığım zaman bu kişinin belki sizinle belki sizden bağımsız geçmişte duygusal olarak yaşadığı ve uzaklaşmak durumunda kaldığı süreçleri söz konusu olmuş olabilir. Kupa 8'lisi kartıyla. Ve burada aslında sizinle iletişimsel olarak arasında belki geçmişiyle ilgili geçmişte kendisinde e, eksiklik hissettiği e, işte e, böyle böyle bir ilişki yaşamıştı ama orada böyle bir şeyler onda eksik kaldı e, gibi böyle bazı şeyleri e, daha arkadaşça ya da daha size danışırcasına belki konuşma niyeti içerisinde olduğunu görüyorum. Sizden bazı konularda sanki şans isteme ya da ona böyle bir fikrinizi sunma, nızı isteme gibi niyetleri olabilir gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Şimdi ben birkaç yere ek kartı seçeceğim çünkü burada biraz aslında sizi açmaya çalışan birisi var. Yani bazı konularda, özellikle duygusal dünyalarla ilgili, yani duygusal dünyalarla ilgili yalnız. Yani aşk konuları, ilişki konuları, <laughs> ilişki konuları, işte sevgililik konuları bunlarla ilgili. E, ne düşünüyorsunuz? Fikirleriniz ne? E, bunlarla ilgili düşüncelerinizi e, sanki böyle ortaya koymanızı isteyen bir niyet içerisinde olduğunu görüyorum ve bir iletişim başlatma, ee, böyle bir içini dökme, duygularını dökme, ee, niyeti içerisinde olduğu gözüken ama bu duygular size karşı mı? Ee, bana birazcık şey hissettirdi. Yani genel olarak hayattaki ilişkilere karşı gibi. Yani işte insan şöyle şöyle süreçlerden geçer. Hani şurada da bazen eksik hissedebilir. Ama şu an hani Yenilendiğimi hissediyorum, seninle konuşmak da bana iyi geliyor gibi hani böyle. Bunları böyle paylaşma niyeti içerisinde olabilir ee, gözüken enerjiler doğrultusunda ve sizden de bu doğrultuda bir netlik bekleyebilir. Ee, biraz böyle sanki daha arkadaşımsı e, konuşmalar yapma niyeti içerisinde olduğu gözüküyor. Всем да. Ya burada ben iki kadın enerjisi çıkmasına takıldım. Ekstra kart çekme sebebim o açıkçası. E, kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. E, şimdi burada birisine planında duygusal adım atma planı var. Ama e, acaba bu siz misiniz? Yoksa e, başkası mı? Başkası da, ee, başkası yani olasılıklar doğrultusunda tabii ki e, bu şekilde gözüküyor ya yani belki de sizinle arasına biraz mesafe koyma niyeti içerisinde de olabilir açıkçası çektiğim ek kartlarda ee, bazı gördüğüm ekstra kartlar doğrultusunda senaryo daha netleşti bende. Ben burada şunu görüyorum sizinle mesafe koyup belki de daha arkadaşça bir yaklaşım e, sergilemek size ve burada e, üçüncü bir kişiye. E, gözüken enerjiler doğrultusunda e, daha duygusal e, daha e, böyle iş bağlantılı kariyer bağlantılı konular üzerinden fırsatlar ve teklifler getirerek e, bir ilişki bir aşk başlatma istekliliği içerisinde olabilir e, kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda e, ve bu süreçte e, siz sanki onu daha çok danışmanı gibi olabilirsiniz. Yani e, burası biraz üzücü gözüktü ya. Eğer bu kişiye sizin duygularınız varsa e, Size duyguları var mı bu, bu kişinin? Burada bu kadar zorlanma sebebin büyük ihtimal e, açığa çıkarılmış duygular yok burada. Biraz karışık gözüküyor çünkü. Bu kişinin size duyguları var mı? Ay diğer desteden seçtim. -a. Diğer desteden de seçsem gözükmedi zaten ve yine kılıç kreci yani buradaki kılıç kreci tarafı siz olarak gözüküyorsunuz. Bu kişinin size duyguları var mı? Buradan da seçelim. Bu kişinin size duyguları var mı? Sizin ona duygularınız olabilir ama Siz onun için yeni birisi olabilirsiniz. Bu kişinin geçmişte, e, evet, tamam. e, burası biraz sizi üzebilir. Önceden uyarıyı vereyim. Eğer bu kişiyi seviyorsanız, e, bu kişinin e, sizinle ilgili niyeti daha çok arkadaş gibi bir e, yaklaşım sergileyip. Fikirsel olarak böyle bazı şeyleri sizinle belki paylaşması, duygularını paylaşması ama size duyguları olarak görmüyorum bunu dediğim gibi. Daha çok burada siz bir danışman gibi ya da böyle bazı paylaşımlarda bulunduğu arkadaşı gibi olabilirsiniz. Özellikle dişileri bu konumda görüyorum kılıç greçesiyle. Burada sizinle ilgili planına baktığım zaman sizinle ilgili sürecini, ya belki size de elinden gelen desteği yapmak isteyebilir ya da bir şekilde e, burda e, ya Azize ve Ermiş enerjisiyle de gözüktüğü için sizi böyle manevi bir rehber gibi gören birisi olabilir. Planında şu olabilir. E, hayatında bozulan, yıkılan bazı süreçlerle ilgili böyle acele bir şekilde hani. Ee, sence bunu nasıl sürdürebilirim? Ya da bunu nasıl düzeltebilirim? Ee, gibi bir şey size e, danışabilir planında ama çok da planında dahil misiniz gibi de hissetmedim. Asıl planı geçmişte belki üzüntü yaşadım, e, kırgınlık yaşadığım Birisine hem iş bağlantılı hem duygusal bağlantılı adımlar atarak. Ee, arasını düzeltmek ve bununla birlikte yeni bir ilişki başlatma isteği olarak gözüküyor. Ee, kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Burada siz de belki e, bunları daha net gördükten sonra kendiniz böyle bir kenara çekilebilir, bireyselleşebilirsiniz e, gözüken enerjiler doğrultusunda. Daha çok sizin burada sanki o kişiye e, başkasıyla ilişkisi doğrultusunda yol gösterici olabileceğiniz etkiler gözüktü. Belki de zaten bu desteği bir aşk için seçmemiş olabilirsiniz ya da bir aşk için seçtiyseniz ve seviyorsanız yani ben bu kişiyi sizi seviyor olarak görmedim. Planında da daha çok belki sizden alacağı akıllarla başkasıyla bir ilişki başlatmak gibi gözüktü. Özetlemek, toparlamak gerekirse. Ama çok da ikilemleri de var bu kişinin. Onu dinleyenlerle ilgili başka planlarını uzak durmak istiyor bu kişi sizden. Ee, sanki siz ona göre e, onun kafasının karışık olduğu, e, net olmadığı konuları netleştirebilecek birisiniz ama e, burada bazı fikirleri alırken sizden. E, yani karşılığında çok da böyle duygusal bir niyet içerisine girmenizi istemiyor gibi gözüktü burada kartlarda. Burası bu şekilde yani başka birisiyle bir ilişki başlatma planı içerisinde sizinle de o yüzden böyle genel olarak ilişkilerle ilgili falan belki böyle yaşadığı hayal kırıklıklarını falan paylaşıp ...biraz böyle bir içini döküp... ...danışmanmışsınız gibi ya da arkadaşı... ...hani birbirleriyle... ...fikir alışverişi yapan arkadaş gibi... Ee, ...konuşma ve... ...aslında ben burada da şunu görüyorum... ...yani burada şey var hep... ...mesafe, mesafe, mesafe... ...size mesafe koyma niyetinde bu kişi... ...yani mesafe koymak ve... ...başkasıyla bir ilişkiye başlamak... Ee, ...ve... ...bu doğrultuda belki size nasıl ilerleyebilir... ...ne yapabilir... ...danışmak... Bunların niyetinde gözüktü. Siz de burada şey olabilirsiniz. hani sonradan zaten geri çekilebilirsiniz. Duygularınız varsa. Evet, daha çok belki de geçmişten gelen bir ilişkisine kurtarmak isteyebileceği gözüktü planında. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız açıda abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. İkinci desteğiyle devam ediyoruz. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planı ne? Oh be burası güzel geldi. Birinci deste çok üzücüydü üzücüydü ya. Yani eğer duygusu olan kişiler dinledilerse ee, ya biraz sevdiğim kız bana abi deyince gibi bir şey oldu. Onun oradaki dişil versiyonu gibi o birinci deste. Şimdi ikinci deste bu kişiyle aranızda resmi süreçler, iş konuları, kariyer konuları Bunlar üzerinden bir ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Açığa da bir bakalım. Burası ilginci bir sevindim ya. Birinci deste çok üzücüydü açıkçası. Ama belki de birinci deste platoniklerin destesiydi bilmiyorum. Yani o tarz bir hava söz konusuydu orada. Şimdi ikinci desteği seçenler. E, zaten demiştim yani e, şimdi bu Mars balık ve Venüs balıktayken kimin kimi sevdiği, kimin kimi sevmediği belli değildi. Herkesin birbirine boncuk dağıtıyormuş gibi gözüktüğü ama arka planda kimin aslında gerçekte duygusunun ne olduğunun böyle o sesli puslu hep diyorum hani dikkat edilmesi gereken süreçlerde. Şimdi Venüs koça geçmişti zaten. Mars'ta koça geçmek üzere. Mars'ta koça geçince e zaten bir de boğa burcu süreci. Bence ilişkilerle ilgili çok daha güzel süreçler içerisine gireceğiz. Yani daha kimin ne olduğunun belli olduğu, kimin niyetinin ne olduğunun belli olduğu e, sağlam enerjiler. Toprak enerjisi sağlamlıktır çünkü aynı zamanda. E, o ateşin de e, koç da aslında nettir yani baktığınızda. E, ve şeydir, dürtüseldir. Yani burada da çok bunlardan bahsetme sebebi hani güneş kartı bu kadar ateş ve değnek enerjisini görmem burada yine boğa enerjisini görmem aslında. Hani birinci deste üzerinden konuşuyormuşum gibi olabilir ama ikinci desteyle de bağlantılı aslında. Yani zamanı vesaire hiçbir şey boşa değil bu konuşmalar. Yani neyin nereye denk gelmesi hiçbir şey boşa değil. Ben bunu görebiliyorum, görebilen görebiliyor. Göremeyenler, göremeyenlere de Allah <laughs> hani bunu görmeyi nasip etsin diyeyim. kolaylıkla, sağlıkla. Burada tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm damla hayvanların da kolaylıkla, sağlıkla, ve kolaylıkla, sağlıkla, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Bu kişinin sizinle ilgili niyeti, öncelikle iş konuları, kariyer konuları, e, burada aranızda belki onun ım, ya da sizin e, böyle aziz kartı çünkü hem resmi konuları gösterir. Kurum, kuruluş, okul, eğitim hayatı. Bu kişi belki öğretmen olabilir, yönetici olabilir ya da siz burada bu konular üzerinden bir başarı elde etmek ve hani bir şeyleri kuralına göre sağlıklı şekilde hem sizi mutlu edecek şekilde hem kendini memnun ve mutlu edecek şekilde değerlendirmek var bu kişinin niyetinde. Bir iş yapmak ya böyle ya da bir işi sürdürmek ikinizin de mutlu ol, olabileceği şekilde e, bu kişinin niyetinde olan enerjiler doğrultusunda bir de sanki e, burada ben şu enerjiyi de hissettim açıkçası. Sizin ona verdiğiniz değer, e, sizin ona e, sunduğunuz değer, onun işi, kariyeri, dışarıya çizdiği imaj buralar aracılığıyla e, ona daha da değer katıyor olabilir. E, gö gözüken enerjiler doğrusu yani örnek veriyorum Belki siz onunla bir iş yapmak isteyebilirsiniz bu ona e, onun iş hayatında e, belki ekstra başarılı olmasına neden olabilecek bir şey olabilir gözüken enerjiler doğrultusunda e, burada e, sadece duygus sadece iş enerjisi mi görüyorum Aslında Hayır ama önceliğini iş yapmış ya da kariyer süreci yapmış birisinin enerjisini görüyorum diyebilirim. Niyetinde de böyle bir süreci kuralına göre, usulüne göre, etik, ahlaki kurallara göre e, güzel şekilde sürdürmek, başarılı sonuçlar almak ve e, belki devamında da sizinle e, işte neyse bu aranızdaki resmi bahsettiğim iş, kariyer, eğitim, bağlantılı süreç bunu sürdürme niyeti içerisinde olduğu Gözüküyor. Belki bazı tekliflerle sizden de gelebilecek, bazı ona değer verdiğinizi gösteren e, adımlarla birlikte. Sizinle ilgili planına baktığım zaman bu kişi size e, belki bir şey vermek istiyor olabilir. E, yine böyle bir destekte bulunmak, yardım etmek ya da belki bir hediye vermek e, istiyor olabilir. E, gözüken enerjiler doğrultusunda ama... E, ...acaba bunu verse mi, vermese mi? Ee, bunun ikilemini yaşadığında görüyorum. Yani bir şeyi size vermek ve vermemekle ilgili... ...belki hediye gibi, jest gibi planında bir şeyi size vermeli mi vermemeli mi bununla ilgili bir ikilem çalıştırdığı gözüküyor. Onun dışında planına baktığımda kader çarkı ve arabayla burada çok net bir yolculuk planı enerjisi görüyorum açıkçası. Bu kişi sizin hatta değnek sekizlisiyle de bu kişi sizinle bir yolculuk yapmak, bir seyahate çıkmak, bir yerleri gezmek, görmek bunu belki teklif etmek gibi planlar içerisinde de olabilir. Sizinle yeni bir aşamaya geçmek istiyor. Ee, yine kendi bulunduğu konum üzerinden. Ama bu kişi liderlik, ya bir de partner olarak gözüktünüz. Bu destek güzel aslında yani. Siz değnek kraliçesisiniz. O değnek kralı olarak gözüktü. Bu kişi size ee, sizi mutlu etmek istiyor aslında. Çünkü siz zaten ona göre mutlu, hayat enerjisi yüksek, özgüven, öz özsevgi, özsaygı enerjisinde e, başarılı birisiniz. Ve sizinle sürecini devam ettirmek istiyor. Yani bu başarılı süreçleri, aslında niyetiyle planları çok doğru orantıda geldi. Planlarında ekstra yolculuk enerjisi görüyorum. Belki bir seyahatle birlikte ya da belki hani şurada şöyle şuraya gidelim de bu konular üzerinde konuşalım gibi ya da başka başka hani böyle teklifler getirmek seyahatler üzerinde planı olduğu gözüküyor. Şu kupa dörtlüsü enerjisi çıktığı zaman o kadar hoşlanmıyorum ki şu karttan yani böyle ee, şey böyle hani çünkü ben hayat içerisinde hayatı trip atan insanlardan hoşlanmıyorum. Ya böyle ee, ya bu yargılamak değil. Herkes hayatında bir sürü şey yaşıyor. O yüzden ben ben Jüpiter'im yay olduğu için de olabilir. Yay enerjisini de çok taşıyan bir insanım. Yani hep pozitif, hep böyle neşeli. Hani e, ya bu soğuk ve sıcak değil. Herkese sıcak davranmıyorum. Ama <laughs> ayım kova zaten. Ama hani hep pozitiflik. ne yaşarsan yaşa. Yani senin yaşadığın şeyin ceremesini o an zora ki aynı ortam içerisinde bulunduğun kişi çekmek zorunda değil. Sen ona çok zor bir süreç içerisinden geçiyor olabilirsin. Belki kimseyle muhatap olmak istemiyor olabilirsin. Ama diyelim ki işe, işe gidiyorsun ve çalışmak zorundasın. Oradaki iş ortamındaki insanların burnundan öyle negatif takıla 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 hani hayatlarını getiremezsin anladın mı? Yani bu da bence kulu hakkı. Hani burada bir şey görüyorum bu kişide. Böyle bir kendi hayatında bir bezginlik, böyle bir bıkkınlık ama sizin de böyle çok böyle enerji dolu olmanız, cıvıl cıvıl olmanız ve sanki o da sonradan şunu düşünebilir. Ya hani bu sıkkınlığı, bıkkınlığı bırak bir kenara. Artık bak karşında ne güzel bir şans çıktı. Planında sanki böyle diyor. Yani bu şansı değerlendir. Yani sürdür buradaki durumu, aranızdaki durumu, ilerletmek, sürdürmek belki ee, sizi kendi çevresiyle tanıştırmak, kendi çevresinin olduğu ortamlara götürmek ve sokmak gibi planları da olabilir. Hatta ben şunu da hissettim, sizinle ilgili duruşunuz, başarınız, birlikte belki e, elde ettiğiniz başarılar ya da birlikte e, size e, yaptığı belki destek olduğu başarınız için yardımlar üzerinden ya böyle size ...birilerine de anlatmak ya da birileriyle de tanıştırmak istiyor olabilir. Ama bu pozitif anlamda yani sanki böyle överek yani şöyle başarılı böyle azimli böyle güzel e, hani tanımalısınız bunu gibi e, planında sizden birilerine bahsetmek ve hani hemen böyle hatta kısa süre içerisinde de sizi birileriyle tanıştırmak olabilir. Belki yine hem iş hem sosyallik açısından birbirinize katkı sağlayacağınız şekilde. Burada çok duygusallık görmedim ama hiç duygusallık görmedim de değil. Yani belki de bu kişi iş arkadaşınız olabilir ya da eğitim, iş, kariyer, eğitim, parasal konular üzerinden bağlantı içerisinde olduğunuz birisi olabilir. Belki bu kişinin hayatına siz yeni girdiniz. Güneş kartıyla gözüküyor çünkü ve bu kişi de bir şekilde belki o monoton işte o kupa dörtlüsü gibi yani hayatında yengeç burcu kartıdır. Yengeç burcunun gölgesidir. Her şey küsme, alınma, böyle bir ne olduğu belli değil. Hayatta trip atma yani ya Memnuniyetsizlik bakın dinlerde de enerjisel konularda da kötü bir yani kötü iyi diye kavramlar da söz konusu diye enerji dünyasında ama size katkı sağlayabilecek enerji değil. Yani ona küstüm buna şey oldum ya karşısına güneş çıkıyor bakın tipine bak ama sonradan burada, burada çok kadersel etkiler var yani onun hayatına da canlılık getirdiğinizi görüp kendini iyi hissedip Kendisini iyi hissettikçe sizinle sürecini de ilerletmek isteyebileceği bazı yolculuklarla bir yerlere gitmek isteyebilir. Kendi çevresiyle tanıştırmak isteyebilir. Ve bu kişi sizinle çok gurur duyan birisi olarak da gözüküyor. Kendine denk olarak görüyor. Yani tam da böyle benim gerçekten yanıma yakışabilecek birisi diyor kendisi. Ve böyle çevresine tanıştırma ya da çevresine sizden bahsetme gibi böyle hızlı bazı süreçler de böyle birden belki sürpriz gibi size sokma planı içerisinde de olabilir. Gel şuraya gidiyoruz. Gel. Şurada şunu yapacağız. Gel bak şurada benim şunlarım var. Gel seni onlarla tanıştırayım gibi planları da söz konusu olabilir. Bu kişi sizden çok etkileniyor zaten olarak gözüküyor. Birbirinize çok kadersel ve şanslı yani çok kadersel kartlar geldi ve şans kartları geldi. Birbirlerinizin hayatlarına ve süreçlerine çok pozitif katkılar sağlayabileceğiniz kişiler olarak gözüküyorsunuz. Başka bakalım. Duyguları var mı diye bakıyorum bu kişinin size. Var ama... Ee, şu an için sadece kendi içinde yaşıyor belki de platonik olduğunu düşünüyor olabilir yani duyguları size beslediği duygularını bu kişiyi çok bastıran birisi e, erteleyen birisi Bel dediğim gibi belki de siz yeni tanıştınız ve e, henüz belki de o duyguları açmanın e, acaba zamanı mı değil mi kendi içinde mi yaşıyor yoksa sizin de duygunuz var mı bunlardan da emin olmaya çalışıyor olabilir çünkü baskılıyor ve gizliyor diyor. Çok baskılama enerjisi gözükte ama size duyguları olma durumunu kafasına da çok taktığını görüyorum. Hani tek taraflı mı yoksanın getirdiği bir endişe içerisinde gözüküyor kendisi. Bence daha çok vakit geçirmek isteyerek e, bu kişinin planında, e, kendi içindeki belirsizliklerin yarat getirdiği diyeyim ondaki e, acıları aslında. Ya bu kişi belki bazen Kafası çok karışıyor olabilir yani belki sizi gerçekten partner ve evlenilebilecek birisi olarak da görüyor olabilir. Bir de ben şunu hissettim bu kişinin sizin dışında hayatında annesi bağlantılı özellikle ya da hayatındaki bir anne figürü bağlantılı sıkıntılı süreçleri olabilir. Biraz sizin dışınızdaki başka konuların da onun kafasını dağıtmasından kaynaklı çok duygularını dışa vuramıyor gibi şu aşamada ama duygularının olduğunu söylüyor kartlar baskılasa da sadece şu aşamada ama sizinle sürecini de hani sürdürmek, ilerletmek daha böyle hani o canlılık enerjisiyle isteyen bir enerjide. Hani bu ben burada yeni tanışan insanların hani biraz daha kaynaşmak istemesi gibi enerjileri hissettim açıkçası. İstiklal Marşı okunuyor bekleyelim Çok güzel değil mi İstiklal Marşı? Hakka tapan milletimin istiklal. İkinci kıtasının son mısrası. Hakka tapan milletimin istiklal. Hakka tapan milletimin istiklal. Bence burada bunun denk gelmesi de boşa değil de. Ee, biliyorsunuz ben iki sene önce, iki sene olacak taşındım. Ve o zaman da söylemiştim. Hatta burada yakınlarda okul var ve sesi gelebilir falan diye bahsetmiştim. Ee, duygulandım da. Belki e, bu kişinin de böyle milli duyguları yüksek olabilir. Zaten Koçarsan Yay etkisinde gözüktü. E, siz de Koçarsan Yay etkili birisi olabilirsiniz. Devam edelim. Zaten Yay enerjisini. Yay e, da bir noktada aslında o milli duyguları temsil eden. E, yani içi, içeriğinde bir sürü konu var ama konu temsil ettiği konulardan birisi yine bu milli konulardır aslında hani o işte vatan millet duygusu askeri konular siyasi konular onun dışında felsefi dini konular yurt dışı ile ilgili konular bir sürü ettiği konu var ama burada denk gelmesi yine bence enerjilerden bağımsız tabii ki değildi bu kişi sizi çok gizemli buluyor. Ve yine yay enerjisi görüyorum. Sizinle vakit geçirmek ona çok iyi geliyor öncelikle. E, gözüken enerjiler doğrultusunda. E, ama bu kişi e, sizin de ona niyetiniz var mı? Yoksa sadece belki iş bağlantılı, kariyer bağlantılı, hani birlikte güzel vakit geçirdiğim birisi gibi mi görüyorsunuz onu sadece? E, bu konularda çok kafası karışık. E, ama birlikteyken muazzam huzur ve denge hissi hissettiğini görüyorum. Ama bir taraftan da vesveseler, e, psikolojik olarak bir de onun hayatını ben çok huzurlu, sizin dışınızda çok huzurlu bir hayata sahip birisi olarak görmedim. Sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilir kendisi. Evet açabilir. Duygularını size açabilir mi diye sordum. Evet açabilir. E, bu kişi size duygularını açabilir. Ketumluğunuzu ya da e, nasıl diyeyim biraz daha duygusal olarak kapalı olma durumunuzu da e, açmak isteyebilir. Bir de kendi yine aile konusu, kardeşi, akrabaları, e, kan bağı olan kişiler, işte kuzenleri kan bağı yoksa da hani e, herkesin ailesine kan bağı olmak zorunda diye bir şey yok hani arkadaşlar. E, Başka başka aile çeşitleri de var çünkü. Şimdi detaylı düşünce böyle oluyor işte. <laughs> i̇şte araya böyle bir sürü açıklama. Neyse. Bunu da bence söylemem hiçbir şey boşa değil. Yani burada akrabası, kuzeni, kardeşi, o su bu Bunlarla ilgili de bazı şeyleri size anlatıp duygusal olarak ekstra yakınlık sağlamak isteyebilir bu kişi. Ama duygularını açabileceği gözüktü size. Evet, ben işte belki de iş bağlantılı bazı konularla ilgili de e, süreçleriniz pozitif ilerledikçe de e, güvene gelebilir. Ama ben sizi çok beğenen ve birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanan birisinin enerjisini görüyorum. Onunla monoton ve hani hayata küsmüş haline canlılık ve neşe getirmiş birisi olarak gözüktünüz. O da bunu değerlendirmek ve ekstra sosyalleşme teklifleriyle belki de iş gibi konular üzerine ya da kendi çevresiyle tanıştırma gibi niyetler içerisinde gözüktü ve planlar içerisinde gözüktü. İkinci desteği seçenler abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımınız bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla ...özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Üçüncü desteği seçenler... ...abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için... Üf, burası çok güzel geldi. Galiba en güzeli burası yani. Çünkü burada bayağı duygu görüyorum. Ee, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için... ...aklınızdaki kişinin sizinle ilgili niyeti ne? Çok net... Çok 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 net ilişki başlatmak. Yine burada iş kariyer enerjisi görüyorum. Galiba her destede gördüm bunu birinci destede görmemiş olabilirim. Orada da arkadaşlık gibi bir şey görmüştüm. Ya da danışmanlık üzerine. Ee, burada yine tılsım üstüyle gözüktüğü için bu kişi sizinle partner olmak istiyor. İlişkisine temel sağlamlar niyeti bu. Sevgili olmak, belki elinizi tutmak, el ele tutuşmak, birlikte belki yolculuk yapmak, daha da yakın olmak, daha yakından ve sağlıklı şekilde sizi tanımak, vakit geçirmek, isteyen bir enerji içerisinde sadece zamanla ilgili ve süreçle ilgili ikilemlerinin olduğu gözüküyor. Hangi zamanda sanki böyle hani duygularımı açsam, yansıtsam belki hani daha yakınlık kurma doğrultusunda ama hani düzgünce de davransam diye böyle süreci kovaladı. Kovalama demey demeyeyim ama bununla ilgili sanki bakın yani böyle süreçle ilgili bir ikilemi var gibi gördüm ve ben şunu da hissettim burada. Belki onun sizinle sevgili olmak istediğini sizin bilmediğinizi düşünüyor olabilir. Hani ne der acaba gibi gördüğüm ve burada bazı iş kariyer para işte eğitim tıslım üstünlüğünü temsil ettiği süreçler üzerinden e, açıkçası sanki böyle güzel sağlam işbirlikleri anlaşmalar ama aynı zamanda duygusal bağlantılı da e, süreçler ilerletmek istiyor sizinle ben sağlam ilişki kurma enerjisi görüyorum bu kişide. Planında da bunu görüyorum doğru orantılı şekilde. Şimdi bu kişi öğretmen olabilir, resmi yerlerde çalışan birisi olabilir, yönetici olabilir, daha böyle kurallara göre liderlik özellikleri yüksek karizmatik birisi olabilir, kurallara göre yaşayan birisi olabilir, kendi işinin yöneticisi olabilir. Daha çok ama aziz kartı yol gösterme, öğretme, belirli kural, etik ve ahlaki kurallara göre belki şey ışık olma aslında bakın buradaki gibi enerjisidir. Manevi de bir karttır. Manevi duyguları da olan birisi olabilir. Hani manevi konulara da ilgili meraklı birisi olabilir. ama yaptığı işi daha çok liderlik özellikli ve biraz daha yol göstermek, düzen kurmak. E, <laughs> belki bir şeyler öğretmek üzerine gibi gördüm aziz kartıyla da ve burada belki kendi yaptığı iş üzerinden yine size e, bazı tekliflerde bazı e, böyle e, fırsatlar sunmak istediği bazı teklifler de bulunmak istediği gözüktü ama korkusu da söz konusu. Bir de sizin kendinizi birazcık daha kaybolmuş hissettiğiniz, birazcık daha yalnız hissettiğiniz belki süreçlerinizle ilgili özellikle. Bak ben işte bu yeteneklere sahibim zaten işte ben belki meslek olarak da zaten şöyle şöyle bunu yapıyorum ve bunun üzerinden ben zaten sana hani hayli hayli destek olurum, yardım ederim, yanında olurum, destekçin olurum gibi planlar içerisinde olduğunu görüyorum. Birazcık sizin korkularınızı hafifletmek, size iyi gelmek ya bu kişinin size ben çok yoğun ve heyecanlı ve yine burada biraz yenilik enerjisi hissediyorum. Çünkü kupa prensiyle de duyguları var gibi. Bu kişi sizin hayatınızla ilgili çoğu şeyi bilmiyor olabilir. Kılıç ikilisiyle de bunu hissettim. Buradaki ay kartı ve tılsım Beşlisiyle de ve şu kartla da bunu hissettim. Sanki bakın, acaba hayatınızda birisi var mı, yok mu? Ee, siz de ondan hoşlanıyor musunuz? Ee, bunları da merak eden birisi ve öğrenmek planında olan birisi olabilir. Duygusal tekliflerle gelmek istiyor ama bu yine bir şekilde Tılsım Sekizesi ile Tılsım Prensi ile iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden bir duygusal teklif olabilir. Yani üç deste içerisinde en çok içimi ısıtan deste buydu. İkinci deste de çok güzeldi. Evet ama orada çok duygu görememiştim. Burada yani güzel enerjiler vardı yine ama. Daha çok böyle hani e, yeninin getirdiği hani birlikte keyif almak okey e, ama hani duygular orada şey de biraz daha e, isteyen izleyebilir çok da bahsetmeyeyim şimdi çok güzeldi ama o destede. Burada duyguyu da görmek beni mutlu etti yani kupa ikilisiyle ondan sonra yıldız ve kupa prensiyle e, çok merak da eden birisi bu kişi sizi İderli, yani idealize eden yani ideallerine e, uygun birisi de olabilirsiniz. Belki hem birlikte çalışmak üzerinden hem de bir ilişki yaşamak ve yani birisi için çabalayacaksam bir erkek olarak e, mutlu etmek isteyebileceğim e, ve hani böyle çabaladıkça kendimi erileril eril hissedeceğim o kadın bu kadın dediği durumlar söz konusu aslında sizin için e, burada gözüken enerjiler doğrultusundan. E, İş kariyer eğitim para konuları üzerinden bazı tekliflerle yakınlaşıp, destek olup belki sonrasında böyle minik minik flörtöz adımlar, ne bileyim şarkılar, müzikler, bazı paylaşımlar belki sosyal medya üzerinden böyle göndermeler yaparak ilgisini, alakasını böyle açıkça aslında belli etme niyetinde olduğunu görüyorum. Seni seviyorum deme niyeti değil bu ama ne bileyim bir şarkı, Paylaşabilir, orada seni seviyorum diyordur gibi, hani böyle biraz ilgisine alakasını bu tarz romantik böyle minik jestlerle de gösterme planı içerisinde gözüküyor size kendisi çünkü onun hayallerindeki gibi ideallerindeki gibi birisiniz onun için ya bir de sizin ona koyduğunuz mesafeyi de. <laughs> tamamen değiştirmek ve bitirmek isteyen birisi bu kişi evet sizin aranızı daha sıcak tutmak istiyor bu kişi yani bakın siz onun için bilinmez dediğim gibi o yüzden ben burada belki de yeni tanışmışsınız olabilir dedim ya da yani çoğu şeyi bilmiyor gibi ve diyor ki hani o biraz daha ürkek durduğun korkak durduğun o enerjiyi değiştirip sana daha yakınlaşmak istiyorum ...daha böyle aramızdaki bağlantı sıcak ama güvenilir olsun. Senin de güvenebileceğin şekilde olsun istiyorum. Seni tanımak istiyorum dediği durumlar söz konusu. Belki bu tavrınızı geçmişte yaşadığınız bazı üzüntülerden kaynaklı da görüyor olabilir kendisi. Ya Bu kişi size nasıl ulaşabilir, nasıl güvenilir olduğunu kanıtlayabilir, sizi nasıl etkileyebilir... Bunun için açıkçası pozitif, böyle neşeli adımlar atma planı içerisine gözüktü. Belki burada ne görüyorum? Belki sosyal medya üzerinden daha yakınlık kurmak isteyebilir. Dünya kartı ve güneş kartıyla da hani birbirinizi takip etmiyorsanız falan takipleşmek isteyebilir. Ya da takip ediyorsanız oralar üzerinden size göndermeler yapabilir. Ya da hem takipleşip hep gö hem gönderme yapabilir. Aslında kendisine göre açıkça yani seni istiyorum, seni tanımak istiyorum, senden hoşlanıyorum, yükseğim sana. Ee, plan Bunu gösterme planı içerisinde gözüktü ee, sizinle ilgili. Ama sizin ona göre sanki ürkek, korkak, böyle bir e, Leyla bir tavrınız var gibi. Ee, onu da e, hani ben buradayım diyerek gidermek isteyen bir enerji içerisine bakın kendini attı. Çevirecektim, çeviremedim. Yani bu kişi çünkü sizinle çok mutlu, tamamlanmış hissediyor. Duyguları var ama dediğim gibi yani e Siz yine birazcık şey burada duygularını açma noktasında çok sağlam temeller üzerinde ilerleyen hani böyle tamamen güvenmeden flört aşamasına bile geçemiyorum diyen kişiler olabilirsiniz. Ki bu konuda geçenlerde diş enerjilerle ilgili bir açıklama yapmıştım zaten. Ee, o yüzden on, onda da ikilem şeklinde ara ara yansıyabilir bu durum. Yani e, açıkçası ama her anlamda sizin aslında koyduğunuz mesafeyi ve engelleri aşıp sizi etkileme niyeti içerisinde olan evet birisi olarak gözüküyor. Çünkü sizin gibi bir fırsatı kaçırmak istemiyor. Çünkü onun hayatına bir ateş yakmışsınız. Yani bir canlılık, bir yakınlık hissetmiş demiştim. Ya kalbim sıcacık oldu bu destede diye. Ee, ve o da bunu sürdürmek istiyor. Çünkü kendine güveniyor. Burada eril enerjisi çok güzel çalışan bir eril var. Yani eril eril birisi var. Ee, güzel yani o yüzden. O erilliğini de size göstermek, e, ispatlamak isteyen e, bir enerji içerisine alıştı. Işte. Yani dişilerin mod. Yorumlamayacağım bile. Bence görüyorsunuz zaten. Ya bu kişi belki sizinle evleneceğini bile düşünüyor olabilir ya da tam evlenebileceğin birisi gibi bile düşünüyor olabilir. Ama duygularını açarsa incinmekten de yaşadığı korkular var ama bu kişinin eril enerjisi çok yüksek. Korkusunun ağır bastığını görmüyorum o yüzden. Bu kişi o yüzden gösterir yani ufak da olsa büyük de olsa yerine göre o doneleri size verebilecek bir enerji içerisinde gözüktü planında tabii ki. Yani planında bu var. Ara ara ikilem çalıştırıyor olabilir sizin tavrınızdan dolayı ama belki aranızdaki durumun sadece iş ilişkisi gibi olma durumunu değiştirip dönüştürüp daha da duygusal aşamaya, yakınlık kurma aşamasına getirmek isteyen bir enerji içerisinde gözüktü. Bu kişinin sizinle ilgili niyetine baktığımızda. Bir de iş üzerinden, kariyer hayatı üzerinden de rekabet içerisinde olduğu başka kişilerde olabilir burada gördüğüm belki onların da sizinle çok yakınlaşmasını istemiyor olabilir yani böyle arasında kıskançlık ya da rekabet duygusu olan başka bir eril enerji daha olabilir çalışma ortamınızda ve bu eril enerjinin belki size çok yakınlık göstermesini, çok yaklaşmasını istemiyor olabilir. Bu süreçlerle ilgili de bazı şeyleri değiştirme e, niyeti isteği içerisinde olabilir kendisi. Gözüken enerjiler doğrultusunda. Yani belki o size yaklaşmak istiyor ama iş ortamında belki başka birisi daha size yaklaşmak istiyor. Onu ortadan yani şey hani benim yani ben hoşlanıyorum gibi ya da ben onunla çalışmak istiyorum gibi bir planı da olabilir. Hani başka birisine karşı da göstermek istediği sanki. Bir de maddiyatı ve işiyle gücüyle de size etkileme planı içerisinde olabilir. Evet, heyecanlanıyor sizinleyken zaten. Sizin davranışınıza göre şekil alan birisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, bu kişinin bunlar planında var. Ama çektiğim ek kartlarda dişilerde hep bir geri çekilme, hep bir susma, hep bir böyle belki o jestleri görmezden gelme falan gözüktü. Yani siz ee, eğer hani hoşunuza gitse de susarak karşıdaki kişinin anlamasını bekleyemezsiniz. <laughs> yani eee siz de hoşlanıyorsanız gösterin yani o yüzden bunu dişiler söylüyorum ama bu gidip de hani seni seviyorum falan filan gibi değil. Yani flörtleşmeyi bence bazı diş enerjilerin öğrenmesi gerekiyor. Böyle o duygusal paylaşımları. Bazı kişiler çok iyi yapıyor ama o da, onlar da gidip evli adamlarla hani. <laughs> yani bilmemesi gerekenlerin bilip bilmesi gerekenlerin şu flörtleşmeyi bilmeme durumunun değişip dönüşmesi gerekiyor. Eee... O yüzden burada gözüken enerjiler çok güzeldi. Siz kendinizi buna göre, e, hani ona göre artık değerlendirirsiniz, uyumlandıysanız. Üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.